Merhaba arkadaşlar, yeni bir kutu açılışıyla karşınızdayım. Geek Fuel. Gerçi sanırım bu herhalde şeyin altında kalmış etsin. Etiketin altında kalmış. Arkasını göstereyim artık. Geek Fuel. Monthly Mystery Bus. Şöyle. Evet, Geek Fuel. Monthly Mystery Box. Sanırım bu geçen ayınki olsa gerek. Geçen ayın son günlerinde çünkü üye olmuştum. Eğer oysa içinden çıkacak şeyleri daha önce izlemiştim videoda ama neyse artık yapacak bir şey yok. Evet, Record, Review, Rejoice. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter adreslerini koymuşlar. Şöyle. Evet, şöyle kapatmışlar önünü arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Şöyle bir ney bu? Dinosite. Downloadable Game Code. 10 dolar değerindeymiş. Şurada yazıyor. Dinosite diye bir oyun. Steam'den mi indiriliyor bu? Evet. Steam'den indiriliyormuş. Şurasında şöyle bantlamışlar. Yine bizim emektar. Bizim emektar olmasa. Şimdi elimi kesmeden. Evet. Şeyin içinden bir tane daha böyle bir şey çıktı. Şöyle bir oyunmuş. Eski 8 bit Atari oyunlarına benzettim ben bunu ama. Böyle bu harita üzerinde oynanıyor herhalde. Şöyle. Dinosite diye. Bilmiyorum ya Steam'de. Bunu alıp oynar mıyım ben ama. Daha doğrusu indirip oynar mıyım. Neyse ya. Böyle bir oyunmuş işte. Tık tık tık. Mario'msu bir oyun herhalde. Eski tarz. Başka ne var? Şöyle bir şey çıktı. İçinden de bu çıktı. Ne ya? Postal ya. Ups. Ters oldu. Ne bu? Zelda mı? Zelda sanırsam. The Legend of Zelda. Bununla ilgili bir şey. Bayağı ruh haline gelmiş ama. Bak kalın kaliteli bir şey. Evet. Legend of Zelda ile ilgili bir şey. Neydi bunun adı? Link miydi? İçinden de şöyle bir Certificate of Authenticity diye bir şey çıktı. Geek Fuel has issued this certificate to authenticate this limited edition print of The Legend Green Edition by Juan Muniz. Evet, bu diyor yani orijinal bir şeymiş. Ama imzalı mı? Ha, imzalıymış bir de. Oh yeah. Göremiyorum ama. Heh. Belli oluyor mu? Şurada. Köşede imza var. Sanatçının. Yani şunu yapan sanatçının imzası var arkadaşlar. Evet. Eski böyle Nintendo'da şu oyunu oynamış olanlar için. Güzel bir şey. Hep 8-bit'ten gidiyoruz böyle.
Bakalım. Ne çıkacak? Geek Fuel Magazine. Geek Fuel Magazine böyle işte Loot Crate'in magazini gibi. Bu da Geek Fuel'ın magazini. Şöyle açtığında şöyle oluyor. İki taraflı. Evet. İçindekilerden bahsediyor. Yani bu ayda bu ay neler vermiş. Bu ay çıkan Daredevil 2. sezonda Punisher'ın gelmesinden falan bahsetmiş burada. Cosplay ile ilgili bir şeyler var. Batman vs. Superman tabii ki geçtiğimiz ayın. Evet. One Miss. Şu biraz önce gösterdiğim Legend of Zelda posterini hazırlayan kişinin Instagram'ını falan vermiş. Onunla ilgili bir şey bahsetmiş. Game Corner. Steam'de, PC'de, PlayStation 4, Xbox One ve Wii U'da yeni çıkan bazı oyunlardan bahsetmiş. Şubat ayının kutu açanlarının bazılarını şöyle koymuşlar. Belki biz de çıkarız ha. Ama sanırım İngilizce açanlar çıkıyordur. İhtimal. Bu Dinosite oyunundan bahsetmiş. Ultimate Geek Guides March 2016 featured item. Carnage'ın heykeli $220. Dragon Ball Z Shenron Figure and Seven Dragon Balls $90. Şu. Rocket Raccoon ve Baby Groot Super $70. DC PlayArt Sky Variant Supergirl Action Figure da $100. Tabii $70 olan anca alınabilir. Diğerleri maalesef gümrük sınırına takılıyor. Godzilla Itzaura Bank bir kumbara falan filan geek ürünlerden bahsetmiş. Bunlar neymiş? $100 altı, $50 altı, $25 altı olan ürünler. Pokemon Charmander peluş oyuncağı varmış mesela. $16. Lightsaber Lights uzaktan kumandalı ışın kılıcı ışığı. Batman Animated Series'in figürleri $30 falan da filan. En arkada da fotoğrafları koymuş. Büyük ihtimal Instagram'dan alınma falan olsa gerek. Bir şey yazmıyor ama. Öyledir herhalde. Evet. Geçelim diğer ürünlere. Böyle bir şey çıktı. Vinyl Figure. Bu Funko falan değil ama. Ha Funko'ymuş. Funko'ymuş. Funko falan değil derken. Funko böyle ufak tefek şeylerden mi yapıyormuş ya? Neyse. Normal bildiğiniz Funko değil. Yani şöyle değil. Ama şöyle. Ufak. İşte ne varmış? 12 tane karakter varmış. İşte neler var? Aquaman, Wonder Woman, Superman, Batman. Batman zırhlı olarak var. Clark Kent. Sonra bakayım. Bir asker var. Yine Batman'in değişik bir versiyonu var. Şurasında gözlüğü falan olan. Yine Wonder Woman'ın başka bir versiyonu. Yine Wonder Woman'ın başka bir versiyonu. Kim olduğunu bilmediğim biri var ve yine Batman'in şey var. Şöyle bakalım. Ha bu sanırım şey ya. Ona da pek benzemiyor yani. Lex Luthor mu diyeceğim de Lex Luthor olabilir mi acaba şu? Yok yani gözlüklü değil de. Ha Alfred bu ya.
Allah'ım ya. Bu Alfred. Tamam, onun yanına gidip Batman zaten. Bruce Wayne. Evet. Ne oldu? Arada kamera sapıtıyor mu? Ne oluyor? Şöyle. Of. İçinden yine böyle bir şey çıktı. Blind Pack. Acaba ne çıkacak? Acaba 12 tane üründen ne çıkacak? Şöyle bir şey. Ve siyah poşetleri de hislerini iğrenç kokuyorlar. Wow! Batman çıktı. Ona sevindim. Batman çıktığına sevindim. Hangisi çıktı? Zırhlı olan değil. Klasik Batman'de değil. Şu rüyasında mı? Nerede çıkıyor? Hani şöyle bir gözlüklü. O çıktı. Şöyle göstereyim. Bu. Allah. Ya şimdi. Bu sefer de altı gözükmüyor. Evet, şöyle. Heh. Nihayet. Arkası da şöyle. Yani güzel. Funko'nun zaten kaliteli. Ama hani gördüğünüz gibi çok da büyük değil. Ama güzel, eğlenceli bir figür. Batman çıkmasına ekstra sevindim tabii. Evet. Kamerayı tekrar bir düzenleyeyim mi? Ne oldu? Oh, tişört. En sevdiğim kısım. Gildan Heavy Cotton %100 şeymiş. Bakalım doğru mu göndermişler. %100 pamuk. Evet. Made in Dominican Republic. Dominik Cumhuriyeti. X-Large. Evet, doğru. Neymiş? Oh. Wow. Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman. Sanırım Aquaman. Peki bu ne? Bu ne ya? Doomsday mi? Bilmiyorum. Evet. Şöyle bir tişört. Artık bininci siyah tişörtüm oldu herhalde. Yapacak bir şey yok. Evet, arkası düz. Düz. Ve sanırım son ürün. Wow, bu ne? Ondan önce şöyle bir şey var. Ha, burada zaten ürünleri göstermiş. Vision of Justice'miş şu şeyin adı. Tişörtün adı. Şunun başka bir versiyonu da varmış. Posterin. Bana yeşilli olan çıktı. Sonra oyun ıvır zıvır. Evet, bu kadar mıymış? İndirilebilir oyun. Poster 2, tişört 3, figür 4, bir de bu 5. Ama şunu görünce zaten neden 5 tane olduğunu anlayacaksınız. Wow. Amazing, fantastic, incredible, a marvelous memoir. Stan Lee. Evet arkadaşlar, Marvel'ın bel kemiği, yani o olmazsa Marvel olmayacak olan adam. Ya da belki olacak ama onu böyle, yani şu anki gibi olmayacak olan adam Stan Lee. Stan the Man Lee. Evet. Stan Lee'nin hayatını böyle şey yapmışlar. Çizgi roman tarzı.
yapmışlar. Yani bir biyografi kitabı aslında ama çizgi roman tarzında. Stanley and Peter David and Colin Doran. Bunlar da yazdı çizdi herhalde. $30 zaten. Tek bu $30 arkadaşlar. Evet, kamera netlerse iyi olacak ama. Uf, kameranın kıllığı tuttu bugün. Neyse, işte gözükmüyor ama neyse. Stan Lee'nin şöyle gördüğünüz gibi şömizli ve sert kapaklı, ciltli bir vay be. Kamerası çok hoş ha. Şöyle bütün Marvel kahramanları var neredeyse. The Thing'den tut. Spider-Man'e, Black Panther'dan Doctor Doom'a. Var, herkes var. Arkası nasıl acaba? Arkası da aynı şekildeymiş. Hatta sırtı da aynı şekilde. Vay be. Çizgi roman şeklinde çok güzel. Harika. Şöyle birkaç şey çizimlerinden göstereyim arkadaşlar. Şöyle. İşte bu Geek Fuel ya. Bomba. Şunun yüzünden benden 10 üzerinden 10 aldı yani. Diğerlerini yani figür de güzeldi, tişört de güzeldi. Yani indirilebilir oyun biraz da boşluk doldurmak için olmuş. Aslında Legend of Zelda posteri bile hoş yani. Onun üzerinden 10. $30 ya. Doğru değil. Sırf zaten kutunun içeriğini şu kurtarıyor yani. Diğerleri de ekstra olmuş oluyor. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Bir başka kutu açılışında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aslında biraz sonra yine çekeceğim. Ben sizi tabii ne zaman görürsünüz bilmiyorum da. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.